şimdi. Ah ne çok cefa çekti İhsan Bey'le zevcesi. Manzaralı geniş bir kat, biraz huzur biraz rahat, cepte biraz para da şart, işte sana tatlı. Menekşe, gelir misin bir dakika? Buyurun Sevinç Hanım. Nasıl olmuş Sehpa? Fena değil. Yemek masasını sildiniz mi? Evet. Güzel. Bir de şunları kaldırıverin. Teşekkür ederim Menekşe. Senin gibi bir yardımcım olması ne kadar güzel. Asıl ben teşekkür ederim Sevinç Hanım. Ha, bir de mutfağa el atarsanız tamam. Efendim? Ya mutfağı diyorum, yani akşama çorba istiyorsanız ben hamsili pilav yapıyorum. Hamsili pilav mı? Evet. Aa, insan nefret eder balıktan. Aa, bence her fırsatta yemeli. Bilirsiniz balık çok faydalı. Özellikle beyne. İhsan sakın duymasın bu esprini. Espri yapan kim? Menekşe, İhsan varken hayatta bu eve balık girmez. Sen de balıkla aynı akıbeti paylaşmak istemiyorsan akşama başka bir şey hazırlasan çok iyi edersin. Patlayacağım. Hah, bak. Patlıcan çok iyi fikir. Ben ne diyorum, o ne diyor? Ah, İhsan hoş geldin. Bu akşam yemeği dışarıda yemeye ne dersin? Sen nasıl istersen hayatım. O kadar hamsili pilav ben mi yiyeceğim? Sinirlenme İhsan. Hamsili pilav mı yapsan? Evet, bir itirazınız mı var? Yok, çok iyi yapmışsın, eline sağlık. Aa. Vallahi o. İhsan. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Arayan soran? Feray, bir sürprizleri varmış bizim için. Çok sevindim. Ben de davet ettim. Senin için bir mahsur yok değil mi? Yok. Yok mu? Şakir Bey aramadı mı? Hayır, Şakir Bey kim? Yıllardır çalıştığım bankanın müdürü. Yeni dükkan için kredi almam lazım. Tamam baba, seni gördüğüm iyi oldu. Bir 20 milyon versene. Ne ayıp şey ya. Versene denir mi? İnsan bir lütfen der. Ne oldu baba? Baba bir 20 milyon verir misin lütfen? Hayır. Ne? Şşş. Şakir Bey lütfen. Ama baba. İhsan Yıldırım. Paranın değerini öğrenme vakti geldi. Alt tarafı 20 milyoncuk ya. Cuk mu? Sensin cuk. 20 milyon cuk mu olurmuş? O senin bahsettiğin dünyanın en bol sıfırlı banknotu. Vallahi kendim için istiyorsam namerdim. Kimin için istiyorsun o zaman? Bir arkadaşım için. Borcum var da. O daha da kötü. Tanımadığım adama hayatta para vermem ben. Ya baba hadi ya. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. Alo. Anne babam bir şey mi sinirlendi bugün? Evet. Sana. Yapma anne ya. Var bir derdi bugün. İyisi mi yarın konuş sen. Peki. Anneciğim. Hı? Acaba sen de diyorum fazladan bir 20 milyon... Maalesef. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Biz iftar bile yapamadık bugün. Hanımefendi ne demek iftara gitti? Ramazan bitili ne kadar oldu biliyor musunuz siz? Yılın her günü mü oruç tutuyor bu adam? Ay, anladım biliyorum ama ne zaman arasam iftara çıktı diyorsunuz hanımefendi. Biliyorum. Hayır kabalık yapmıyorum. Farkındayım, yoğun olduğunun farkındayım. Biliyorum, biliyorum. Siz de elinizden geleni yapıyorsunuz biliyorum. Peki efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İhsan bir sorun mu var? Yok canım. İş işte. Huu, amma yorulmuşum. İhsan Bey, şu maaşıma zam konusunu bir konuşsak diyorum. Hangi zam? Geçen hafta almış olmam gereken zam. Aldın mı? Hayır. İyi. Bakın İhsan Bey, ben evinizin temizliği için canımı dişime takıyorum. Camları bile haftada iki defa siliyorum. Bir defa sil. Yok. Camları kirli bir evde asla çalışamam. Menekşe, üzgünüm. Şu anda sana zam yapamam. Onun için bırakıp git. Sakın beni tehdit etmeye kalkışmayın İhsan Bey. Ne zaman gidip ne zaman geleceğime ben karar veririm. Ve gidene kadar da buradayım. Haberiniz olsun. Anlaşıldı İhsan. Senin canını sıkan bir şey var ve ben bunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Aniden balık yemeye karar veriyorsun. Sonra telefonda bir sekretere nezaket gösteriyorsun. Büyütme Sevinç. Ama oğlun 20 milyon istedi diye ortalığı birbirine katıyorsun.
Ne oldu o har vurup parmağı savuran adama? Fena savruldu sultanım. İşle ilgili bir sorun mu? Evet, zarar ediyorum. Nasıl? Bu sene sadece %10 kar ettim. %10 kar ettinse nasıl zarar ediyorsun? Çünkü geçen sene %20 kar etmiştim. Şimdi bak, 10, 20'nin yarısı. Yani işimi yarı yarıya kaybettim. Bu zamanda buna da şükür. Sultanım sen anlamıyorsun bu işlerin nasıl yürüdüğünü. Eğer kazandığın para sana para kazandırmıyorsa işler iyi gitmiyor demektir. İşler iyi gitmiyorsa yakında işe gitmene de gerek kalmaz. Çünkü ortada işmiş de kalmaz. Evlat, evlat yardım edin. Yardım edin baba. Kurtarın beni. Evlat yardım edin. Karabana, çirce, çirce. İhsan uyan. Çirce ne oldu be? Ne oldu? Değil mi? Kabus görüyorum. Sevinç. Sevinç son anda kurtardın beni, sağ ol. Hadi ben sofrayı hazırlayana kadar sen uyu biraz. Hayır, hayatta uyumam. Ben bir daha geri dönmem oraya. Nereye dönmekten bahsediyorsun? Rüyanda neredeydin İhsan? Önce bizim aşağıdaki dükkandaydım. Bir de baktım, raflar, askılar bomboş. Hiç müşteri yok. Bir de dışarı bakayım dedim, ne göreyim? Hiç kimse hiçbir şey giymiyor. Herkes çırılçıplak. Zavallı insanım benim. Sonra dükkana bir müşteri geldi. Aman iyi. Ya neresi iyi? Adamın takım elbisesinde bir leke var. Ben çıkarmaya çalışıyorum. Ovuyorum, 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 leke çıkmıyor. Ben vurdukça leke büyüyor. Leke büyüdü. Kocaman bir delik oldu. Ben artık durdum. Ama delik durmadı. Büyümeye başladı. Büyüyor. Bir baktım deliğin arkasında kocaman altın bir merdiven. Sonra delikten geçtim, merdivene çıktım. Tırmanmaya çalışıyorum ama aşağı iniyorum. Ben ne kadar tırmanırsam tırmanayım hep aşağı iniyorum. Çünkü merdiven kayıyor. Neden? Çünkü merdivenin her tarafı sabunluydu. Hacı Şakir. Ya ne fark eder? Tabii fark eder. Sen dükkan işini halletmek için o Şakir denen bankacıya ulaşmaya çalışıyorsun ya. Adam da senden kaçarak işine engel oluyor. İşte rüyandaki sabun o Şakir. Tabii ya. Hacı Şakir. İyiyim sultanım. Ve bu mesele yüzünden kendini yiyip bitirmeyi keseceksin. Tamam keseceğim sultanım. Güzel. Peki ben sofrayı hazırlayana kadar güzel güzel uyu olur mu? Tamam. Tamam sultanım. Tamam. Sultanım. Efendim İhsan. Ya bizim oturma odası takımı kaç para eder acaba? Dur, arayacağım ya. Vallahi arayacağım. Yürü lan. Evet hanımefendi, Şakir Bey'le görüşmek istiyorum. Evet, daha önce de aramıştım. Evet, hatta ondan önce de aradım. Yıldırım efendim. İhsan Yıldırım. Efendim? İzmir'in iyisi, hayın hası, seninin sesi. Öyle mi? Anladım, tamam bekliyorum. Evde yokuz. Size demedim hanımefendi. Hayır ben bekliyorum, siz şu Şakir Bey'i bağlayın artık. Kendisi tanır mı? İhsan efendim. Başar, şu kapıya bakar mısın? Evde olmadığımızı söyle. Efendim. Peki baba. Evet bekliyorum. Oo İrfan Bey hoş geldiniz. Buyurun içeri. Babam da içeride telefonda. Hoş bulduk Başar. Ben söyledim bir de senden duymak istedim. Ne söyledin? Efendim? Bu adam bildim bileli bütün gün odasında oturur. Şimdi bir dakika bile odasında yok. Nasıl oluyor bu? Efendim? Var. Söyleyin kendisine. Neyse vazgeçtim. Zaten bir işe yaramaz. Size de iyi günler. İlhan değil efendim İhsan. İhsan Bey. Buraya size en içten takdir dileklerimi sunmak için geldim efendim. Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Pardon? Sen nereden çıktın? Asansörden. Aslında fizyoterapist bir arkadaşım var. Onun dediğine göre günde en az bir kere merdivenle inip çıkarsam kaslarımdaki laktik asit... İrfan! Zaten yorgunum bir de sen kasma beni. Haklısınız. Çok yoruluyor olmalısınız. Tabii kolay değil iş dünyasında böyle çıtayı yüksekte tutabilmek. Ne çıtası be? Sen beni ne zaman çıta tutarken gördün? Hayır bu aslında bir deyim. İtiraf etmeliyim ki garip bir deyim. Çünkü şöyle, çıtayı yüksekte tutarken aynı zamanda atlayamazsınız. Çıtayı bırakırsanız o zaman da haliyle çıtayı düşürmüş olursunuz. Yani daha önce ben bunu hiç
Böyle düşünmemiştim. Keşke şimdi de düşünmeseydim. Her neyse. İhsan Bey, dükkanınız pantolonumu kurtarmayı başarmış. Bu benim hayatımda gördüğüm en iyi gizli dikiş. Ha, tabii ki esasında göremediğim en iyi gizli dikiş. Büyükelçi pürosunu pantolonun üzerine düşününce eyvah bu pantolon gitti dedim. Ha, tabii ki daha önce acıdan inledim. Ama bakıyorum şimdi eskisi kadar iyi olmuş. Bizim dükkanlar her zaman iyi iş çıkarırdı. E bilirsiniz bu Havana pürolarının açtığı delikler çıkarırdı mı dediniz? Hı? Dı mı dedim? Ne yok? Çıkarır demek istedim. Her neyse. Elde ettiğiniz başarıyı gerçekten hak ediyorsunuz İhsan Bey. Bana bak. Yoksa sen Sevinç'le mi konuştun? Hayır efendim, ne münasebet. Yani pantolonum hakkında Sevinç Hanım'la konuşmak aklımın ucundan geçmez. Her neyse. Bana müsaade. Azizim, tekrar tebrikler. Yani sizde bu yetenek varken o yeni rakibiniz halt etmiş. Yeni rakibi? Hangi yeni rakip? Haberiniz yok mu? Sokağın ucunda açılan yeni kuru temizlemeci. Yeni kuru temizlemeci? Evet. Sokağın başında. Evet, geçerken gördük. İçerisi tıklım tıklım. Ana baba günü. Ana baba mı? Eminim. Tek sebebi fiyatlarının sizden daha düşük olmasıdır. Adios. Baba, şu 20 milyon var ya. Hangi 20 milyon? Hani dün bana vermediğin 20 milyon, hatırladın mı? O 20 milyon. Bugün de sana vermeyeceğim 20 milyon. O zaman bari biraz akıl ver. Akıl? O bedava. Verdim gitti. Henüz şu borcum olan arkadaşla ilgili. Hı. Çocuk beni resmen haraca bağladı baba. Nasıl haraca? Arkadaşlarla ufak tefek iddialaşıyoruz. Her iddiayı bu Soner denen çocuk kazanıyor. Hayat böyle olur. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder. İyi de bir kere kazansam dişimi kıracağım baba. Futbol maçı olur, iddiaya gireriz, Soner kazanır. Langırt oynarız, bilardo oynarız, Soner kazanır. En son geçen hafta bir kızın yaşı hakkında iddiaya girdik. Bu sefer kesin kazandım dedim çünkü kız bana yaşını söylemişti. Ama yalan söylemiş değil evet. mi? Evet. Nereden bildin? Sen yalan söylemeyenini gördün mü? Bak baba, sen bu işleri biliyorsun işte. Bak bu Soner iddiaya girerim bütün iddiaları kendi başlatıyordu. Evet öyle. Yani oyunu onun kurallarına göre oynuyorsun. Tabii ki öyle. Oğlum sen sazan mısın? Bak İhsan Yıldırım kuralı şöyle der. Mahalle maçını kazanmak istiyorsan kendi mahallende oynayacaksın. İyi de baba, ben daha kendi mahallemin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Bu adam geçenlerde benim adımın Başar Yıldırım olmadığına dair benimle iddiaya girmeye kalkıştı. Kaç parasını aldın? Hiç. Adam basiretimi öyle bir bağlamış ki vardır bir bildiği diye giremedim iddiaya. Anlaşıldı. Senin güvenini tekrar kazanmak için ciddi bir galibiyete ihtiyacın var. Ne güveni baba? Benim kendime olan güvenim uzun zamandır beni başkasıyla aldatıyor. Ben onu boş ver. Koy bakalım masaya bir teklik. Geliyorum şimdi. Aman baba, hiç İskambil oyununa girmeyelim çünkü Soner'in uzmanlık alanı. Oğlum sen koy. Görelim şu canım Atatürk barajını masanın üstünde. Koy. Bu da benimki. Tamam. Tamam. Şimdi bak. Bu as. Bir çift as. Tamam mı? Bu bir çift papaz. Bu da bir çift kız. Anlaşıldı mı? Bu çiftlerden istediğini seçebilirsin. Sen başla. Bu çiftlerden istediğimi seçebilir miyim? Masanın üstündeki kağıtlardan istediğin çifti seçebilirsin. Ası seçiyorum tabii baba, en büyüğü bu. Çok zekice. Büyük geçmiş olsun. Ben bunu seçiyorum. Ben sana ne dedim? İstediğin çifti seçebilirsin demedim mi? Şimdi yedim seni Soner. Bu oyun 10 milyonla nasıl olur? 10 kat daha güzel olur baba. Baba sen harika adamsın ya. Evet öyleyim. 100 sene okusam senin şu pratik zekana yetişmem mümkün değil yani. Bu bulunduğun duruma nasıl geldiğimi sanıyorsun sen? Sen kazanmak için doğmuşsun. Herhalde. Ben çok şanslı bir adamım baba. Tabii öylesi. Senin gibi babam var çünkü. Hadi yaylan. Benim telefon etmem lazım. Şu 1 milyonu alabilir miyim? Aha. Bak bir şey daha öğrendin. Ben bugünlere geldiysem zırnık geri para vermediğim içindir. Hey. Ne haber Menekşe? Merhaba. Baban evde mi? Evet, içeride. Alo. İhsan Bey. Aha. Benim şu zam meselesi diyorum. Yaptım gitti. Böyle söyleyerek kurtulamazsınız. Ne dediniz? Zam mı ne? Yaptım gitti. Kaybol.
Emredersiniz İhsan Bey. Gözünüz aydın, normale döndü. Nasıl? Eskisi gibi kafayı üşüttü. Alo. Melih Bey'in ofisi mi? Kızım bana Melih Bey'i bağla hemen. Hemen oyalanma. İhsan, sana söylemem gereken bir şey var. Bir dakika sultanım. Alo Melih, İhsan Yıldırım. Beni iyi dinle. Elindeki tüm imkanları kullanarak benim yeni dükkanı ay sonuna kadar bitiriyorsun. Her şeyi hazır ve çalışır durumda istiyorum, tamam mı? Para işi kolay. Ne zaman zorda olduğumu gördün sen. İhsan Yıldırım işini bilir. Hadi canım oyalanma. Güle güle. Ha canım. Hoş geldin İhsan. Sen ne diyordun? Meğer senin şu Şakir Bey son 2 haftadır bankaya uğramıyormuş. Bankada durumu idare etmeye çalışıyormuş. Sen nereden öğrendin? Ah bak işte burada. Banka müdürü Şakir Hancı 5 milyon dolarla İsviçre'ye kaçtı. Vay. Bak sen Hancı Şakir'e. Sultanım sana söylemiştim ama boşuna endişeleniyorsun diye. Aa, ben mi endişeleniyordum? Vay. Neyse bana bak. Gel buraya otur. Otur. Senin 1 milyonun var mı? Var. Çıkar. Koy masanın üstüne. Koy. Kız. Burada. Bak şimdi. Bu da benim 1 milyon. Şimdi şunlardan istediğin çifti seç. İstediğim çifti mi? Evet, istediğin çifti. Teşekkür ederim İhsan. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun? Sevinç, sen nereden biliyorsun? Allah'ım.